numaraya Evet, 3 gelelim. numaraya gelelim. Lahana. Lahana. Evet, şimdi bak Hüseyin. Dünyada 50 kilo ağırlığında lahananın yetişebildiği tek ülke Anadolu topraklarıdır. Afşin Elbistan yöresi. Şu Amerikalı Jack Harlan vardı ya, 1948'de ilk tohumlarımızın yurt dışına götürülmesindeki etkin adam. Onun arkasından da şey gelir, Davis gelir, İngiliz. Bunlar iki tane tarihi şeydir, olaydır. Fakat bunlar insanlara anlatılmadığı için bilmez. Jack Harlan 1948'de gelir, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, ta Yusuf Eline kadar çıkar yukarıya. Yani 25 kasa sandık tohum götürür Türkiye'den. Nereye? Nebraska'ya. Hala bizim o tohumlarımızı kullanıyorlar. Ve tüm dünyaya bunları hibrit olarak satıyorlar. 1948. Biz bunun belgesine sahip miyiz? Belge 1. Jack Harlan'ın Seed World, yani tohum dünyası diye 1951 yılında bu dergide yazdığı bir yazı var. Bütün bunları anlatıyor. Anlatırken de içinde diyor ki, çok duydum. Yani Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 50 kiloya kadar yetişebilen lahanalar varmış. Göremedim. Acaba bunun diyor, ben çok abartılı olduğunu zannediyorum. Hayır, Afşin Elbistan'da her yıl lahana yarışması yapılır. 43 kilo, 45 kilo, 47 kilo, yani böyle bir şey. Şimdi bu lahana öylesine fonksiyonel bir gıdadır ki, ya nimetleri saymakla bitmez. Uyku apneniz mi var? İşte çözüm. Uyku apnesi. Hani şu ani nefesi Evet. durar, korkuyla Evet. uyanır. Bunu uygulayacaksınız. Ama açık alan tarımında yetişen lahanayı kullanacaksınız. Bunun en dış yaprağı geniş. Bir tane alacaksınız. Yarım litre su içinde ağzı kapalı yaprakları parçalayıp içine atın. 15 dakika. Hüseyin bak, 15 dakika kaynatacaksın bunu. Evet. Ondan sonra sen bunu gün içerisinde tüket. Bunu yaklaşık olarak en az 21 gün uygula. Bak o uyku apnesi nasıl oluyor? Oksijen düşüyor. Yani oksijen satürasyonu, kanda oksijen düştüğü zaman işte birden sizi uyandırıyor. Refleks olarak vücut otomatik olarak bunu yapıyor. Şimdi uyku apnesindeki gücü böyle. Hele hele kronikleşmiş ise bu, akşamları da bir çay bardağı da hazırlayacağınız 40 kilit bitkisinin çayıyla 5-6 dakika kaynatıp beraberinde içecek. Yani öğleden sonraya kadar o yarım litreyi siz bitiriyorsunuz. Tabii. Bir defada içmenize gerek yok. Akşam da böyle yemekten 2 saat sonra filan 40 kilit bitkisinin çayını içeceksiniz. Yani bitiyor, bitirir şeyi, uyku apnesini Allah'ın izniyle. Şimdi bu lahanada önemli olan başka bir şey daha var. Bak Hüseyin, insanların bilmediği, lahanayı tanımadıkları için. Şimdi B12 vitaminini biz alıyoruz ya, nereden alırız? Etten, sütten, peynirden, yumurtadan alıyoruz, değil mi? B12 vitamini merkezinde kobalt adı verilen ağır bir atom içerir. Yani ağır bir atomdur bu, kobalt. Ve içeriğinde metal bulunduran yegane vitamindir B12. Bununla ne ilgisi var diyeceksiniz. Bakın, hiçbir bitkide B12 vitamini bulunmaz. Ama bunun turşusunu yaparsanız B12 vitamini oluşur. Bu bir. Fakat bunun faydası ne? Şimdi siz diyelim ki et yediniz, çiğnediniz. İçeriğindeki B12 vitamini etin proteinine bağlıdır. Midenize gelir, orada pepsin bunu parçalar. Yani B12 ile bağlı olduğu proteini, B12'nin bağlı olduğu taşıyıcı proteinini ayırır. Mide çeperinde parasel hücrelerinde ne oluyor?
bir tane şey üretiliyor. Protein. Adı intrinsic factor. İşte bu intrinsic factor B12 ile birleşir, bağırsaklara taşınır, orada tekrar ayrılır ve biz B12'yi ne yaparız? Alırız. Bazı insanlarda gastrit gibi, ülser gibi şikayeti olanlarda mide hücreleri bu proteini yani intrinsic faktörü üretemedikleri için o B12'yi siz alamazsınız. Mümkün değil. Ha, buna dışarıdan iğneyle bunu verirler. Burası çok önemli bir nokta. Bakın şimdi. Bunu ben çınar yaprağındayken fark etmiştim. Yani ondan sonra dedim ne oluyoruz ya? Çınar yaprağında metilotrofik bakteriler vardır. Bunlar zaratoksik etkili olan proteinleri parçalar. Yok eder, yerler. İşte bu lahanada öyle bir özellik var ki Hüseyin, intrinsic faktör üretilmediği için ne yapıyor? B12 vitamini açıkta kalıyor. Bağırsaklara indiğinde B12 vitamininin, lütfen lise öğrencileri, kimyacılar, biyologlar, tıp hekimleri, efendim eczacılar girsin baksın şu B12 vitamininin molekül yapısı nasılmış diye. Orada göreceksiniz 7-8 tane saçaklı metil gruplarını göreceksiniz. Bu bakteriler, bağırsaklardaki, ince bağırsaktaki bu bakteriler bu metil gruplarına saldırıyor ve tüketiyor ve sizin B12 vitamini özelliğiniz kayboluyor. Şimdi lahananın ne alakası var? İşte gastrit ve ülseriniz var ise lahana size orada yardımcıdır. İçerisinde U vitamini var. U vitamini de ulkustan gelir. Şeyde Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da at çok kıymetli bir hayvandır. Neden? Çünkü koşularda onu kullanıyorlar, taşıyor, biniyorlar. Yani at kıymetli bir hayvan orada. Bunlar midelerini üşüttükleri zaman bu hayvanlar lahana yapraklarını haşlarlar ve hayvanlara yedirirler, ata yedirirler ve mideleri düzülür. Ulkus kelimesi işte mide demektir, oradan gelir. U vitamini de oradan. S-metiyonin, kükürtlü bir metiyonin grubu var. Şimdi bu lahana ne yapıyor? Bu lahana ülserinizi ve gastritinizi tedavi etmede, düzeltmede yardımcı ama o parsel hücrelerinin midedeki üretemediği artık ülser ve gastrite bağlı olarak üretemediği intrinsic factor proteinini yani B12'yi ince bağırsağa taşıyacak onu üretmeye başlıyor. İşte bu sayede siz bu sayede lahanayı tükettiğiniz zaman B12 vitamini alımınız artıyor. Bak kaynatıp suyunu içmek 15 dakika. Ama turşusunu yaparsanız alüyü ala, lahanada laktobasilus bakterileri var. Bunlar ne yapıyor? B12 vitamini üretmeye başlıyor. Lahana, turşusu. Bak karışığını yemeyeceksiniz efendim. Sadece ben lahana. Yanında salatayı severim, domates, biraz da patlıcan olmaz. Ya mesela tek başına. Nasıl tek başına? Şimdi herhangi bir saatte yemekle de değil değil mi hocam? Yok, yemeğin arasında da yiyebilirsiniz. Tabii, çünkü neden? Bu B12 vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için rahatlıkla yemek arasında da yersiniz. Ola, tamam o zaman. Çünkü diğerlerini yani, karıştırmıyoruz ya hocam, onları evet. Ayrı kullanıyoruz. O zaman bundan kolay bir tedavi edici bir şey bilmiyorum ben. Lahana turşusu hepimiz evet. Çok severiz. Mübarek, bunun içerisinde indol grupları var. Hormonları dengeler, indoller. Yani nasıl işte bu maşallah. Bu yani o kadar fonksiyonel bir gıda ki mesela kan şekerinizin düşürülmesinde bazı insanlar insülini vurulur bir türlü kan şekerim düşmedi der. İlacını alır düşmedi efendim. Kaynat 15 dakika lahana suyunu ve iç. Numaraya evet, gelelim. Numaraya gelelim. Lahana. Lahana. Evet, şimdi bak Hüseyin.
dünyada 50 kilo ağırlığında lahananın yetişebildiği tek ülke Anadolu topraklarıdır. Afşin Elbistan yöresi. Şu Amerikalı Jack Harlan vardı ya, 1948'de ilk tohumlarımızın yurt dışına götürülmesindeki etkin adam. Onun arkasından da şey gelir, Davis gelir, İngiliz. Bunlar iki tane tarihi şeydir, olaydır. Fakat bunlar insanlara anlatılmadığı için bilmez. Jack Harlan 1948'de gelir, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu, ta Yusufeli'ne kadar çıkar yukarıya. Yani 25 kasa sandık tohum götürür Türkiye'den. Nereye? Nebraska'ya. Hala bizim o tohumlarımızı kullanıyorlar. Ve tüm dünyaya bunları hibrit olarak satıyorlar. 1948. Biz bunun belgesine sahip miyiz? Belge 1. Jack Harlan'ın Seed World, yani tohum dünyası diye 1951 yılında bu dergide yazdığı bir yazı var. Bütün bunları anlatıyor. Anlatırken de içinde diyor ki, çok duydum. Yani Türkiye'de Güneydoğu Anadolu bölgesinde 50 kiloya kadar yetişebilen lahanalar varmış. Göremedim. Acaba bunun diyor, ben çok abartılı olduğunu zannediyorum. Hayır, Afşin Elbistan'da her yıl lahana yarışması yapılır. 43 kilo, 45 kilo, 47 kilo, yani böyle bir şey. Şimdi bu lahana öylesine fonksiyonel bir gıdadır ki, ya nimetleri saymakla bitmez. Uyku apneniz mi var? İşte çözüm. Uyku apnesi. Hani şu ani nefesi, evet, durar korkuyla, evet, uyanır. Bunu uygulayacaksınız. Ama açık alan tarımında yetişen lahanayı kullanacaksınız. Bunun en dış yaprağı geniş. Bir tane alacaksınız. Yarım litre su içinde ağzı kapalı yaprakları parçalayıp içine atın. 15 dakika Hüseyin, bak, 15 dakika kaynatacaksın bunu. Evet. Ondan sonra sen bunu gün içerisinde tüket. Bunu yaklaşık olarak en az 21 gün uygula. Bak o uyku apnesi nasıl oluyor. Oksijen düşüyor. Yani oksijen satürasyonu, kanda oksijen düştüğü zaman işte birden sizi uyandırıyor. Refleks olarak vücut otomatik olarak bunu yapıyor. Şimdi uyku apnesindeki gücü böyle. Hele hele kronikleşmiş ise bu, akşamları da bir çay bardağı da hazırlayacağınız 40 kilit bitkisinin çayıyla 5-6 dakika kaynatıp beraberinde içecek. Yani öğleden sonraya kadar o yarım litreyi siz bitiriyorsunuz. Bir defa da içmenize gerek yok. Akşam da böyle yemekten 2 saat sonra filan 40 kilit bitkisinin çayını içeceksiniz. Yani bitiyor, bitirir şeyi, uyku apnesini Allah'ın izniyle. Şimdi bu lahanada önemli olan başka bir şey daha var. Bak Hüseyin, insanların bilmediği, lahanayı tanımadıkları için. Şimdi B12 vitaminini biz alıyoruz ya, nereden alırız? Etten, sütten, peynirden, yumurtadan alıyoruz değil mi? B12 vitamini merkezinde kobalt adı verilen ağır bir atom içerir. Yani ağır bir atomdur bu, kobalt. Ve içeriğinde metal bulunduran yegane vitamindir B12. Bununla ne ilgisi var diyeceksiniz. Bakın, hiçbir bitkide B12 vitamini bulunmaz. Ama bunun turşusunu yaparsanız B12 vitamini oluşur. Bu bir. Fakat bunun faydası ne? Şimdi siz diyelim ki et yediniz, çiğnediniz. İçeriğindeki B12 vitamini etin proteinine bağlıdır. Midenize gelir, orada pepsin bunu parçalar. Yani B12 ile bağlı olduğu proteini, B12'nin bağlı olduğu taşıyıcı proteinini ayırır. Mide çeperinde parasel hücrelerinde ne oluyor? Bir tane şey üretiliyor. Protein. Adı intrinsic factor. İşte bu intrinsic factor
B12 ile birleşir, bağırsaklara taşınır, orada tekrar ayrılır ve biz B12'yi ne yaparız? Alırız. Bazı insanlarda gastrit gibi, ülser gibi şikayeti olanlarda mide hücreleri bu proteini, yani intrinsic faktörü üretemedikleri için o B12'yi siz alamazsınız. Mümkün değil. Ha, buna dışarıdan iğneyle bunu verirler. Burası çok önemli bir nokta. Bakın şimdi. Bunu ben çınar yaprağındayken fark etmiştim. Yani ondan sonra dedim ne oluyoruz ya? Çınar yaprağında metilotrofik bakteriler vardır. Bunlar zaratoksik etkili olan proteinleri parçalar. Yok eder, yerler. İşte bu lahanada öyle bir özellik var ki Hüseyin, intrinsic faktör üretilmediği için ne yapıyor? B12 vitamini açıkta kalıyor. Bağırsaklara indiğinde B12 vitamininin, lütfen lise öğrencileri, kimyacılar, biyologlar, tıp hekimleri, efendim eczacılar girsin baksın şu B12 vitamininin molekül yapısı nasılmış diye. Orada göreceksiniz 7-8 tane saçaklı metil gruplarını göreceksiniz. Bu bakteriler, bağırsaklardaki, ince bağırsaktaki bu bakteriler bu metil gruplarına saldırıyor ve tüketiyor ve sizin B12 vitamini özelliğiniz kayboluyor. Şimdi lahananın ne alakası var? İşte gastrit ve ülseriniz var ise lahana size orada yardımcıdır. İçerisinde U vitamini var. U vitamini de ulkustan gelir. Türkmenistan'da, Kırgızistan'da, Moğolistan'da at çok kıymetli bir hayvandır. Neden? Çünkü koşularda onu kullanıyorlar, taşıyor, biniyorlar. Yani at kıymetli bir hayvan orada. Bunlar midelerini üşüttükleri zaman bu hayvanlar lahana yapraklarını haşlarlar ve hayvanlara yedirirler, ata yedirirler ve mideleri düzülür. Ulkus kelimesi işte mide demektir, oradan gelir. U vitamini de oradan. S-metiyonin, kükürtlü bir metiyonin grubu var. Şimdi bu lahana ne yapıyor? Bu lahana ülserinizi ve gastritinizi tedavi etmede, düzeltmede yardımcı ama o parsel hücrelerinin midedeki üretemediği, artık ülser ve gastrite bağlı olarak üretemediği intrinsic faktör proteinini, yani B12'yi ince bağırsağa taşıyacak, onu üretmeye başlıyor. İşte bu sayede, siz bu sayede lahanayı tükettiğiniz zaman B12 vitamini alımınız artıyor. Bak, kaynatıp suyunu içmek 15 dakika. Ama turşusunu yaparsanız Aliyu Ala, lahanada Lactobacillus bakterileri var. Bunlar ne yapıyor? B12 vitamini üretmeye başlıyor. Lahana turşusu. Bak, karışığını yemeyeceksiniz efendim. Sadece ben lahana. Yanında salatayı severim, domates, biraz da patlıcan, olmaz. Ya mesela tek başına. Nasıl tek başına? Şu herhangi bir saatte, yemekle de değil değil mi hocam? Yok, yemeğin arasında da yiyebilirsiniz. Tabii, çünkü neden? Bu B12 vitamini suda çözünen bir vitamin olduğu için rahatlıkla yemek arasında da yersiniz. Tamam o zaman. Çünkü diğerlerini yani karıştırmıyoruz ya hocam. Onları ayrı kullanıyoruz. O zaman bundan kolay bir tedavi edici bir şey bilmiyorum ben. Lahana turşusu hepimiz çok severiz. Mübarek, bunun içerisinde indol grupları var. Hormonları dengeler, indoller. Yani nasıl işte bu, maşallah. Bu yani o kadar fonksiyonel bir gıda ki, mesela kan şekerinizin düşürülmesinde bazı insanlar insülini vurulur, bir türlü kan şekerim düşmedi der. İlacını alır, düşmedi efendim. Kaynat 15 dakika lahana suyunu ve iç.